Merhaba, ikinci bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shift ve A tuşuna tıklayıp bir küp nesnesi oluşturuyorum. Bu küp nesnesini G tuşuna ardından CTRL tuşuna ve yapıştırmak istediğim alandaki bir vertexin üzerine mouse'u götürüyorum. Küpün sol taraftaki yüzeyini seçip G ve X tuşlarına bastıktan sonra CTRL ve mouse ile küpü hizalıyorum. Aynı işlemi küpün arka yüzeyine de yapıyorum. Ardından CTRL R ile bir kesit atıp kestiğim yüzeyi E ile X ekseninde hizalıyorum. Üst yüzeyleri seçip diğer çatıdan büyük olmamak kaydı ile G tuşu ile aşağı indiriyorum ve hizalıyorum. CTRL R ile iki adet kesit atıyorum. Bu kesitleri G, Z ile biraz yukarı doğru taşıyorum. Yamukluk olmaması için üst nokta ile alt noktayı J tuşuna basıp bağlam oluşturuyorum. çatının üst kısmına biraz çıkıntı sağlamak amacıyla CTRL R ile bir kesit atıp bu kesitin iki noktasını G ve Z tuşları ile yukarıya taşıyorum. Ardından çıkıntı olmasını istediğim yüzeyleri seçip E tuşu ile extrude işlemi yapıyorum. İç kesimde kalan yüzeyleri CTRL ve mouse sürükleme ile seçimini kaldırıyorum. Çıkıntı olmasını istediğim yüzeyleri seçtim ve buraları CTRL S ile şişiriyorum. Bu yüzeyleri GZ ile aşağı taşıyıp hizalıyorum. Hafif bir yumuşaklık vermek için çizgileri seçip CTRL+B ile bevel işlemi yapıyorum. Bu küpe ayna işlemi uygulayacağım, tam ortadan kesit atıp ikiye bölüyorum. Sonra küpe tıklayıp Tab tuşunu ile Edit Mod'a geçiyorum. Sonra ön kısımda bulunan Vertex'lerden birisini seçip Shift-S ile Cursor To Selected seçeneğine tıklıyorum. 3D Cursor seçili noktaya gelince Shift-A ile bir MP Ok nesnesi oluşturuyorum. Mirror Modifier ekledikten sonra, hedef noktasını bu MP objesi olarak atıyorum. Dikkat! Mirror Modifier'da Clipping Sese Neyniak Çifeçmeyi unutmayız. Daha sonra kesitler atarak bu kesitleri diğer objelere göre hizalıyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek garajın çatısını da oluşturuyorum. Düzenli çalışmak için M tuşuna basıp çatıları bir koleksiyon altında topluyorum. Şimdi bir garaj kapısı oluşturacağız. Shift A'ya tıklayıp bir küp nesnesi oluşturuyorum ve bu küp nesnesini CTRL ve mouse ile hizalıyorum. Çeşitli denemeler yaptıktan sonra normal bir kapı yapmayı seçiyorum. Kesitler atarak her kesit arada kalması için CTRL Shift ve R tuşuna basıp ikiz yönlü kesit oluşturuyorum. Sonra çizgileri seçerek bu çizgileri CTRL-S ile azıcık içe doğru küçültüyorum. Hep aynı işlemleri yaptıktan sonra küçük bir cam yapmadığımı fark ediyorum ve küçük bir cam modelliyorum yine aynı işlemler ve aynı kısa yollarla. Şimdi kapı modellemesine geçelim bunu için referans objemi seçip ÖÖ tuşuna basıyorum ve sadece referansıma ve yapacağım objeye odaklanıyorum. Alt ve G tuşuna basıp referansımı merkez noktama taşıyorum. Tamamıyla aynı işlemleri yapıp kapımı modelliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda sadece eksik gördüklerimi tamamlayıp tekstürleme işlemi yapacağım. Tıpkı ilk videoda anlattığım gibi tek bir objeyi tekstürleyip ardından objeyi Shift D ile kopyalayarak gerekli yerlere götürüp ayarlamaları yapacağım. Sonraki videoda da aynı işlemleri yaptığım için video hızlandırılmış olarak yüklenecektir. Teşekkürlerimi sunarım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Dikkat! Bu video serisini hazırlamak 4 gün sürdü küçük bir beğeni ise 1 saniye değil mi? Tabi yararlı bulduysanız.